Evet, bakıyorum. Gazeteci yazar Mürsel Çetin'in kaleme aldığı Yaşanmışlığın Zarafetli Tanıkları Kadın Gazeteciler kitabının imza günü vardı. Bütün arkadaşlarımız tüm fedakarlıklarını ortaya koyarak gece gündüz demeden, yorulmadan bu işi tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımı yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kitapları imzalarken kariyerimizi imzaladık bir anlamda. O yüzden çok güzeldi emekleri için. Herkese çok teşekkür ederiz. Kadına şiddet ve birçok olayla karşılaştığımız bu dönemde Mürsel Bey'in böyle güzel projeyi imza atması bizi gururlandırdı. Bu meslekte kadın olmak biraz zor. Birlikte destek olarak diğer kadın gazeteci arkadaşlarımla birbirimize destek olarak inşallah her şey daha güzel olacak. Düşüşleri Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen imza gününde kitapta yer alan kadın gazeteciler bir araya geldi. Yıllardır hem sahada hem kamera arkasında hem kamera önünde görev aldım, haber yazdım, haber sundum. Yetinmedim, kendi kitabımı yazdım, bir sürü şey anlattım ama ilk defa biri bize anlattı. Bizim anılarımızı, çalışmalarımızı kaleme aldı. Bu çok onur edici bir durumdu. Çok mutluyuz, keyifliyiz. Mürsel Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz kadın gazeteciler olarak her zaman kadını var etmek, toplumda kadının yerini göstermeye çalışıyoruz. Bu mücadelemizde bize ayrı parantez açan Mürsel Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmek için varız. O yüzden bu gece bunun bir kanıtıydı. Zarafetli dokunuşlarla haberlerimizi doğru, tarafsız, düzgün yapmaya devam edeceğiz. Çok şey söylenmiştir. Sadece şunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten bu kadar çok kadın haberlerinin, çirkin kadın haberlerinin olduğu bu dünyada hepimiz kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmek için varız. O yüzden bu gece bunun bir kanıtıydı. Bence kadınlar her zaman değer görmeli, her zaman alkışlanmalı. Birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği programda hep haber peşinde koşan gazeteciler bu sefer haber oldu. Düşünülemeyecek bir projeyi hayata geçirdiği için kendisini kutluyorum. Yayınlanan arkadaşları da tebrik ediyorum. Bu projenin editörlük kısmında yer aldığım için son derece mutluyum, çok onur duyuyorum. Gazeteci yazar Mürsel Çetin, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zarafeti bu millete tekrar zarafet kelimesini hatırlattık, unutulmuş bir kelimeyi hatırlattık. İkincisi, kadın gazeteciler hala sahada, hala masasının başında, hala ekran başında, hala gazeteleri yazıyorlar, internetten haber veriyorlar, hala tecrübeleriyle örnek oluyorlar.